Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. TV 360 ekranlarında Ne Yapmalı'yla bugün de karşınızdayız sevgili izleyiciler. Sevgili hocam Profesör Doktor Arif Verimli ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Yol verdiniz bana bugün. Siz nasılsınız hocam? Yine çok şıksınız. Sağ olun, iyiyim. Çok teşekkür ederim. İstanbul bugün soğuk, yağışlardan hafta sonu korkunç yağışlar vardı gerçekten. Eve kapanmıştık ama bugün birazcık güneş yüzünü gösterdi değil mi? Ama yağsın da bu susuzluk derdinden kurtulalım ya. O çok önemli bir dert yani. Çok, çok önemli ve bir yandan da elbette suyumuzu biraz kontrollü harcamakta da fayda var. Barajlarımız maalesef bir türlü dolmadı. Bugün yine enteresan konular var. Maalesef bugün gülerek açtık ama galiba gülerek kapatamayacağız. Çok gündem yoğun ve kötü haberler, üzücü haberler var ama dün size bahsettiğimiz bir takım haberlerle ilgili gelişmeler de var. Bunları izleyeceğiz. Önce bakalım programımızda neler var. Manisa'da yaşanan cinayetin sır perdesi aralandı. Anne ve kızı telle boğarak öldüren cani katilin verdiği ifade kan dondurdu. Birazdan. Beni merak etmeyin, yarın geleceğim dedi, telefonunu kapattı. Genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor. 14 yaşındaki Begüm nerede? Tüm ayrıntılar birazdan. İki akraba kavgaya tutuştu, biri diğerini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına an be an kaydedildi. Birazdan. Yavaşlayan aracın önüne atladı, kimse oralı olmayınca kalkıp uzaklaştı. Bursa'da yeni dolandırıcılık taktiği bu kadar da olmaz dedirtti. Birazdan. 21 yaşındaki bedensel engelli Fadime, azmiyle herkese örnek oldu. Sevgiyle tüm engellerin üstesinden gelen anne ve kızın güçlü hayat hikayesi birazdan. Sevgili izleyiciler tekrar günaydın. Bugün ilk haberimiz dün verdiğimiz bir anne kız, bir asansörde ölü bulunan anne kız üzerine. Dün bir çiftçi komşularının şüpheli olduğunu söylemiştik. Bugün konuyla ilgili ayrıntılar artık ortaya çıktı. Oturdukları binanın asansöründe ölü olarak bulunan anne ve kızı komşuları Atalay Y tarafından hocam telle boğarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalandı bu kişi ve tutuklandı. Gelen ilk bilgilere göre sevgili izleyiciler, hocam işin içinde enteresan şeyler var. Şimdi Atalay Y verdiği ifadede kadınla yani Devrim Güler'le arasında bir ilişki olduğunu ve kızları Doğan'ın bu ilişkiyi istemediğini öne sürmüştü. Fakat aldığımız bir takım bilgilere göre, iddiaya göre aslında adam kadına musallat olmuş. Yani onunla bir ilişki yaşamak istediğini söylüyormuş ısrarla. Kız da bunu istemiyor. Yani annesiyle adamın ilişki yaşamasını istemiyor ve buna karşı çıkıyor. Buyurun hocam. Affedersiniz. Buyurun. Kestim. O bir anlamda platonik tarza devam ediyor. Platonik, kesinlikle platonik. Yani kadının istemediği bir ilişki aslında. Kadının istemediği bir ilişki hocam ve kız da istemiyor annesinin bu kişiyle ilişki yaşamasını ve demiş ki Doğan'ın olayı öğrenmesi üzerine eve çıktım ve Doğa'yla tartışmaya başladım. Bu olayın yaşandığı saatler gece 1.30. Şimdi burada enteresan bir şey var. Gecenin 1.30'unda komşunuza öyle rahatlıkla bir erkek olarak evde, çünkü iki kız yani anne kız yaşıyorlar. Hanımefendi ilk evliliğinden çocukları var. İkinci evliliğine de boşanma davası açmış. Kızıyla, hatta kızlarıyla birlikte oturuyor bu evde. Gecenin 1.30'unda yukarı çıkıyorsun. Bir erkek olarak bir anne kızın yaşadığı bir yerde senin işin ne gece 1.30'da? Kız evde yalnız. Kız evde yalnız. Annesi çalışıyormuş. Yalnız başınaymış. Kız kapıyı açıyor. Yani kişinin, şüphelinin, artık katilin söylediğine göre kız kapıyı açıyor. Tartışmaya başlıyorlar. Ve diyor ki tartışmaya başladıktan sonra iple boğarak öldürdüm. İp galiba o iş. Evet. Telle boğarak öldürdüm. Yani gecenin 1.30'unda herhangi bir komşunuzun kapısını çalmazsınız. Çalmazsınız bir. İki, evde tek başına duran bir genç kızda kapıyı zili çalan birisiyle ya da kapıyı tık tık yapan, ne denirse ona, birisine kapıyı açmamalı aslında. Açmamalı, evet. Açmamalı, evet. Açacaksa bile mutlaka zincir takılmış bir kapı olmalı. Bunu defalarca söylüyoruz. Yani zincir takılmış kapıda arana verilen şeyle konuşabilirsiniz, kimse. Yani hala ve hala biz, eşim de bunu böyle söylüyor. Yani önümüze gelene kapıyı açma durumundaki bir yanlışlık yapıyoruz. En büyük özellik bu. Evet, maalesef. Kapınızda bir zincir bulunacak yani ve açmayacaksınız. 19 yaşında da olsanız açmayacaksınız yani. Evet, 18 yaşında kızımız maalesef lisede okuyormuş, avukat olmak istiyormuş. Ve diyor ki hocam, kişi 2 saat bekledim. Yani kızı öldürdükten sonra cansız bedeniyle birlikte 2 saat boyunca bekliyor. Hocam nasıl bir hastalıklı bir zihin yapısı bu? Yani planlanmış bir şey var aslında bakarsanız ortada. O saatte kadının evde olmadığını biliyor. Kadın çalışıyor çünkü, komşuları, üst kat komşuları, geleni gideni rahatlıkla görebilir. Yani aslında kasıtlı olarak kadının evde olmadığını bilerek gidiyor oraya. Bilerek gidiyor. Kadında kızını arayıp da cevap alamayınca eve erken dönmek zorunda kalıyor. Evet, mesaideymiş. Kızını tekrar arayıp ulaşamadığı için eve gelmiş, 2 saat dönüyor. Erken dönüyor. O da onun sonu oluyor yani. Ve diyor ki onun gelmesini bekledim 2 saat boyunca kızın cansız bedeniyle birlikte ve geldiğinde onu da yine telle boğarak öldürdü. Muhtemelen kadıncağız orada evladını görünce tabii saldırmış bile olabilir adama. Dolayısıyla belki tartışma çıktı aralarında ve onu da telle boğarak öldürdü. Siz dün demiştiniz ki bu kişi başka cinayetlerde işleme potansiyeli olan bir kişi olabilir demiştiniz. Evet. Gerçekten bu açığa çıkan konuya baktığımız zaman ne kadar soğukkanlı bir şekilde bunu yaptığını görüyoruz. Takıntılı bir aşık aslında bu adam. Evet. Yani adeta erotomanik diyebileceğimiz sezeyanlı bir aşk geliştirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani kadını sürekli rahatsız ettiği kanaatindeyim ben. Öteden beri rahatsız ettiği kanaatindeyim. Dolayısıyla burada soğukkanlılık lafı alıştığımız bir laf. Aslında bu bir moral körlük. Yani daha çok kişilik bozukluklarında gördüğümüz bir moral körlük. Yani hiç kimse, normal bir insan böyle bir cinayeti işleyip 2 saat başında falan kalmaz. Evet. Yani çoklu cinayet işleyen insanlarda bu bir yere kadar gözükür ama 2 saat yanında kalmazsınız yani. Bakın burada tutuklandıktan sonraki görüntüsünü görüyoruz. Sonrasında da zaten her şeyi tek tek anlatmış. Hocam şimdi şöyle bir ayrıntı var ki ikisini de öldürdükten sonra asansöre koyup 4. kata yolladım diyor. Yani işlediği cinayeti saklamıyor, cesetleri saklamıyor. Hani bazı cinayetlerde görüyoruz ya, işte koltuğun altına koydu, çekatın altına koydu, sandığa koydu, gömdü. Bu nasıl bir katil olduğunu gösteriyor bize. Yani açık açık herkes görsün asansör, çünkü herkese aleni bir şekilde açık bir yer. Artık bilincinin bulandığı bir zaman bence. Bilincinin bulandığı bir zaman, net düşünemediği bir zaman. Dolayısıyla ben oradan hareketle platonik bir aşk geliştirdiğini, bunun bir hezeyanlık bir tutum olduğunu, altında oturan kadın yani. Neticede komşu. Ama burada ben polisin başarısını gerçekten kutluyorum. Kesinlikle çok hızlı bir şekilde buldular. Gerçekten emniyet güçlerimizi buradan tebrik etmek lazım. Ve üstüne üstlük Ankara'da buluyorlar yani. Evet, Ankara'da buluyorlar. Çünkü hemen sonrasında asansörde maalesef komşuları buluyor. Diyor ki asansöre koydum ve 4. kata gönderdim. Sabah saatlerinde uyanıp asansöre binen, işine giden ya da ne bileyim işte markete oraya buraya giden biri asansörün kapısını açtığında zaten anne ve kızı orada buluyor cansız bedenlerini. Ve diyor ki sonrasında erkenden bilet aldım. Trenle önce İzmir'e gittim, ardından da uçakla Ankara'ya uçtum diyor. Yani aslına bakarsanız gayet soğukkanlı bir biçimde yaptıktan sonra planını da yapmış, kaçmak için buraları takip ediyor. Planlanmış bir cinayet olduğunu söyleyebilir miyiz hocam bunu? Planlanmış bir cinayetten daha çok bir şey. Bu platonik tarzdaki duygusal meseleyi, kadından bir şey istiyor, ediyor, eğiliyor, tahminen epey zamandan beri ediyor. Ama bunun planlanmış bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Öyle mi? Hiç düşünmüyorum. Çünkü neden kadın çalışıyorken eve gitsin? Planlandığını hiç düşünmüyorum. Birden fazla, bu çok enteresan bir ayrıntı. Bu adamın birden fazla Facebook hesabı varmış. Ve farklı farklı fotoğraflarla açıyor bu Facebook hesaplarını. Ve iddiaya göre başka evli kadınlara da aslında mesaj göndererek onları da rahatsız ettiğine yönelik bir takım iddialar var. Şimdi baktığınız zaman normal bir insanın neden, hani diyelim ki bir kere şifrenizi unuttunuz, ikinci bir hesap açtınız, diyelim ki onun da şifreyi yenilemenin bir takım yolları var ama şimdi yaklaşık 8-10 tane farklı hesapları olduğu söyleniyor. Ben de gerçekten baktım, bakın dün ben de baktım, arkadaşlarımız ekrana da verdiler. Hepsinde farklı farklı fotoğraflar var ve farklı bu Facebook hesapları üzerinden başka insanlara da rahatsızlık verdiği söyleniyor iddiaya göre. Ve bu çiftçi bu bey. Evet, yani çiftçi olduğunu söylemiş. Evet. Ama biz de çiftçi kabul ediyoruz. Çiftçinin bu kadar teknolojiyle içli dışlı olması ve zamanını bu şekilde değerlendirmesi İlginç geldi bana. Evet, ilginç geldi. Bu arada belki gerçekten musallat olduğu başka kadınlar var. Bilmiyoruz. Belki şimdi bu ortaya çıktıktan sonra çıkıp açıklama yapacak insanlar bile olabilir. Bu arada kadınlar korkmamalılar böyle durumlarda. Çekinmemeliler ve mutlaka emniyet güçlerine haber vermeliler bununla ilgili. Çünkü olay orada hani size musallat olmakla kalmıyor sevgili izleyiciler maalesef. İş her seferinde birazcık daha ileriye gidiyor burada olduğu gibi. İlk zor olan şey ilk kişiyi öldürmektir derler. Arkası bir şekilde gelir. Yani bir kişiyi öldüren kişi, yani kasten öldüren kişi arkasını mutlaka getirir. Evet. Yani şu benim kafamı biraz kurcalıyor aslına bakarsanız. Attığı bir takım tweetler de var. İşte oldukça da o tweetlerde de aslında kim olduğunu bilmiyoruz. Hedef göstermiyor ama oldukça öfkeli olduğunu görüyoruz. Bu kişinin böyle bir şey yapılacağı önceden sezilebilir miydi? Sezilemezdi. Yani böyle insanlar kendilerini gizlemekte başarılıdır. Uzaktan bakarak kesinlikle sezilemezdi. Yani biz uzaktan bakıyoruz. Böyle bir ipucu yakalama şansımız yok. Yakınlarında olsanız bile sezemezsiniz. Ben de bunu öldüreceğim diye böyle bir ifade duyamazsınız yani. Tahminim benim. Evet, evet. Bu arada yani ölen kadıncağızın bir kızı daha varmış. Aslında 3 kişi yaşıyorlar evde. Fakat o gece tesadüfe bakın ki belki de onu kurtaran bir şey oldu aslında hocam. O gece anneannesinde kalmış kız. Belki de o da orada olsaydı o da mı ölürdü, yoksa kardeşiyle birlikte evde olacağı için belki ikisi daha güçlü olacaklardı, karşı koyabileceklerdi, bilmiyoruz ama bu kızcağızın da tamamen tesadüf eseri kurtulduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii kadın tek başına ya da işte 2 kadın evde olduğu zaman galiba biraz hedef mi görülüyor, zayıf mı görülüyor, bu kadar kolay gidip kapısını çalıp, bilmiyorum, benim aklım almıyor hocam gecenin 1.30'unda. Şimdi tek başına yaşayan insanların için mutlaka savunma tedbirleri almak lazım. Mutlaka savunma tedbirleri almak lazım. Örnek olarak söyleyeyim. Ben tahmin ediyorum ki bu kişi, bu katil, bey falan demiyorum tabii şimdi. Katil büyük bir ihtimalle ya bir biber gazıyla, şununla bununla ya da bir bulduğu bir bayıltıcı malzemeyle bunları bayılttığı kanaatindeyim ben. Bayıltıp sonradan öldürdüğü kanaatindeyim. Çünkü o insanların eli boş değil ki, bir şekilde yaralarlar yani, üstünde başında tırnak izleri falan görebilir misiniz bunu? Evet. Yani bu belki de dediğiniz gibi önce bayılttı, sonra boğdu. Çünkü 18 yaşında da bir kızdan bahsediyoruz. Evet. Mutlaka karşı koymuştur. 3 çocuk annesi Devrim Güler ve kızı Doğa toprağa verildi. Şu anda da onun görüntülerini görüyoruz. Tabii aile çok acılı. Acımayacak bir şey değil ki Elçin Hanım ya. Acımayacak bir şey değil ki. Yani sen bir çocuğunla, iki çocuğunla birlikte oturuyorsun. Bir tane adam sana musallat oluyor. İkinizi birden de öldürüyor. Yani bu yaşam mı yani? Bu yaşamı zehreden bir durum. Bu kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor ama şu soru geliyor benim artık hep aklım. Neden hayırı erkeklerin bir kısmı, hayırı neden anlamıyorlar? Mesela kadın seninle birlikte olmak istemiyorsa, seninle bir ilişki yaşamak istemiyorsa, hayır diyorsa, istenmediğin bir ilişkide sen neden zorluyorsun? Hangi informasyonu alıyorsun? Neyi alıyorsun? Hangi bakışından, hangi hareketinden böyle bir anlam çıkarıp da böyle bir duygu geliştiriyorsun? Yani bunu normal yolla açıklamak pek fazla mümkün değil. Bir de istenmediğin bir ilişkide, yani istenmiyorsun ya, daha ötesi var mı bunun? Kadın seninle ilişki yaşamak istemiyor. Yani istenmeme fikri mesela nasıl kabul edilemeyen bir şey onun kafasında? Tabii canım, şimdi çocuğu var, nasıl ilişki yaşayacak kadın kendi evinde? Boşanmak üzereymiş üstelik, henüz boşanmış da değil. Belli ki kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Gece yarısı gitmiş, kadıncağız çalışıyor yani bir yandan da. O yüzden evde değil. Bu gerçekten akıl alır gibi değil. Bunu artık kabul etmek lazım. Yani bir takım işte saçma sapan düşünceler var. İşte hayır dedi, bana naz yapıyor. Aslında o da istiyor. Bunlar sağlıklı düşünceler değil hocam. Yani değil, siz daha iyi bilirsiniz bunu ama bunlar sağlıklı düşünceler değil. Hayır, hayırdır yani. Bunun başka bir anlamı yoktur. Normal popülasyon için öyle. Normal olmayan popülasyon için öyle değil. Başka bir anlam taşıyor. Bana göz kırptı diye de söyleyebilir. Yani kadının gözü yaşarmıştı. Gözünü siler, oradan bir anlam çıkarabilir yani. Nitekim 50 küsur yaşında adam. Evet. Gerçekten aileye başsağlığı diliyoruz. Bu son olsun diyoruz ama tabii hiçbir zaman da son olmuyor. Hiçbir zaman son olmuyor. Umarım tabii en büyük isteğimiz cezasını çekmesi. Cezasını bayağı çeker. Yani artık tasarlayarak çok birden fazla cinayeti işlemek meselesi eski yasaya göre ben hukukçu falan değilim ama yani idam edilecek derecede bir ceza alır. İdam edilmezdi tabii, yasak. Yani müebbet hapse mahkum olur kesinlikle diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet, şimdi yine hocam geçenlerde verdiğimiz bir haber vardı, hatırlarsınız. İstanbul Beyoğlu'nda eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Bu kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucunun etkisindeydi ve dolayısıyla tekrar uyuşturucu alabilmek için eşiyle bu konuda tartışırken 3 çocuğunu ve eşini öldürmüştü ve intihar girişiminde bulunmuştu. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı bir şekilde kaldırılmıştı hastaneye. Hayatını kaybetti bu kişi. Yani buna, insanın hayatını kaybettiğine sevinmek pek mümkün değil ama. Vallahi hocam çok da üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yani ben de onu söyleyemedim. Bir tıp adamı olarak söyleyemedim. belki kurtuluş bile oldu onun için. Yani ben onun kurtulduğunu düşünüyorum. Evet. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sıradaki haberimiz maalesef üzücü bir haber almıştık. Zonguldak Karadeniz Ereğlisi'nde İzmir'e kuru yük taşıyan gemi fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef batmıştı. 12 mürettebatla da iletişim kesilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlatmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ereğli'de batan gemiden görevli bir denizcinin maalesef hocam cansız bedenine ulaştığını bildirdi ve bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle: karaya oturan ve iletişiminin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, denizcimize diye bir açıklama yapmışlar. Çok çok üzücü gerçekten, ama hafta sonu çok ciddi bir fırtına vardı. Bu noktada da böyle koskocaman bir gemi, insanın da aklı almıyor hocam. Yani o kadar büyük ki bu gemiler, nasıl oldu da böyle bir şey yaşandı? Gerçekten inanılır gibi değil. Dalgalar çok yüksek. Çok yüksek. Yani 5 metreyi falan buradan bir, yani 120 kilometreyi aştığı söyleniyor bu fırtınanın. Denizde evet. O dalgalarla birlikte çarpınca herhalde ciddi bir şekilde etmiştir. Bir de batan gemi var ama. Evet, bir de o var. Bir de batan gemi var. O da var. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İkiye bölünmüştü. Aynı limanda fırtınanın etkisiyle Kamerun bandıralı kuru yük gemisi de ikiye bölünmüştü. Bununla ilgili de yine edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya hafta sonu yaşanan sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ajanslara göre 50'ye yakında yaralı var. Biz de hayatını kaybeden denizcilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten ölümün insanı nerede yakalayacağı belli olmuyor, ama bu da çok acı bir şey. Ailelerine de başsağlığı dileyelim buradan da. Yani bu kazada canını kaybeden kardeşlerimiz hepsi ekmek parası için çalışıyorlar. Evet hocam, gerçekten çok acı. Yani ekmek parası için çalışıyorlar. Kaç kişi tanıyorum yani denizcilik sektöründe çalışan. Bunlar okyanus aşırı geliyorlar, gidiyorlar Brezilyalara, Amerikalara, Los bilmem nelere. Yani oradaki dalgaların şiddetini ben anlattırıyorum. Yani okyanustaki fırtına falan olduğu zaman, denk geldiği zaman, yani filmlerde falan görüyoruz. Dev dalgalar oluşuyor ya. Evet. Çok, yani çok hayatları pahasına ekmek parası için bu işlerin peşinde koşuyorlar. Sevgili izleyiciler, Ne Yapmalı etiketini hatırlatmak istiyorum. Ne Yapmalı etiketiyle bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam bir soru soracağım müsaadenizle. Bir izleyicimiz diyor ki, oğlum 19 yaşında, 11 yaşından beri sizin sevmediğiniz bir tanımlama bu ama OKB tedavisi oluyor. Ama sonuç alamadık. Şu an yemek yemiyor ve 55 kilo. Sürekli ölür müyüm diye sorular soruyor. Evden çıktığım andan itibaren beni arıyor diyor. Ne yapmalıyım? 19 yaşında. O kesinlikle tedavi edilmesi gereken ve %100'e yakında bir sonuç alması gereken bir şey. Obsesif kompulsif bozukluğun teşhisi doğru ise, çünkü bir takım rahatsızlıklarla karışabilir. Teşhisi doğru ise tedavisi gayet mümkün. Amaç şu: kişinin kişiliğini değiştirmeye kalkmadan, kişiye rahatsızlık veren bu düşüncelerin ve bu davranışların en az seviyeye indirilmesi amaçlanır tedavide. Yani o da hayat kalitesini çok yükseltir. Yani önemlice bir kısmında sıfıra erer, bir kısmında da böyle eser birkaç şeyler kalsa da onlar da hiç fark etmeyebilir. Yani mutlaka çok başarılıdır. Bu kardeşimiz nerede acaba, nerede oturuyor merak ediyor. Bize ayrıntıları yazarsa seviniriz. Hocam peki OKB'de yemek yememek gibi bir durum söz konusu mu, yoksa bu başka bir şeyle ilintili olabilir mi? Bir depresyon eklenmiş olabilir. Çünkü OKB'de depresyonun gözükmesi 3 kat daha fazladır. Ama genç yaşlarda bu depresyonun gözükmesi pek fazla alışılmış bir durum değil. Evet, çok genç, 19 yaşındayız. sanki teşhiste bir karışıklık var gibi görülüyor. Evet. İzleyicimiz lütfen hızlıca tedavisinin düzenlenmesi için bir uzmana başvursun. Bize de ayrıntıları yazarsa hocam da öğrenmek ister. Hocam sırada yine maalesef çok üzücü bir haber var. Sevgili izleyiciler, 14 yaşındaki Begüm Alkan'dan haber alınamıyor. İstanbul Esenler'de yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan evden çıkmış gitmiş ve o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Babası gözyaşları içinde yavrusunu arıyor tabii ki. Esenler'de yaşıyor. 13 Kasım pazartesi günü hocam evden ayrılıyor ve arkasından da maalesef kendisine ulaşamıyor. Henüz çok küçük, 14 yaşında, psikolojik sorunları olduğu belirtilmiş. Babası bir öfke problemi olduğunu söylüyor hocam ve bununla ilgili psikolog randevusu varmış o gün. Bunun üzerine psikolog randevusuna gidiyorlar. Ardından baba diyor ki gayet iyiydik, gülüş cümbüş eve dönüyorduk ama eve döndükten sonra evden çıktı ve bir daha geri gelmedi. Şu anda da kendisine ulaşamıyoruz. Şimdi bu genç kızımızın bir fotoğraflarını görürsek, verebilirse reji fotoğrafları, evet, birazcık yakınlaştırarak biraz verirse. Biraz yakın görebilir miyiz arkadaşlar Begüm'ün fotoğrafını? Biraz yakından görebilirsek çok sevineceğiz. Yaşının üstünde makyajlı bir hali var. Evet. Yaşının üstünde göre bir makyajlı hali var. O yaşta bu kadar çok fazla makyaj, çarpıcı, frapan, herkesin dikkatini çekecek bir makyaj yapılamaz. Muhtemelen ilerisi için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğimiz bir gelişim gösteriyor. Başvuru açısından bakıldığında başvurunun ben hatalı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu tür hadiselerde direkt olarak önce bir psikiyatriste, psikiyatristin beraber çalıştığı bir psikologla da psikoterapi alabilir. Direkt psikoloğa başvurmanın biraz hatalı olduğu kanaatindeyim. Zaman kaybına sebep oldu belki de. Zaman kaybına yol açıyor. Bakın ben size bir şey anlatayım. Bir tek vaka var. Genç bir hanım yeni doğum yapmış. Yani doğum yapmış da üzerinden 3-5 ay geçmiş. Özellikle yani eşiyle yaşarken o sırada sürekli övürme refleksi gösteriyor. 9 ay kadar bir psikolog tarafından bakılıyor. Psikoloğun bilgisi kadarıyla bakılıyor. Sonra bir şekilde tesadüfen bana geldi. Araştır. Kadının beyninde bu kadar tümör çıkardı. Büyük bir zaman kaybı. Tümör çıkardık. Yani o yok bu yok diye hareket etmemek lazım. Çok şüpheci hareket etmek lazım. Dolayısıyla o kanaat bende hiç unutulmadı. Hiç unutulmadı. Yani gerçekten büyük bir ders niteliğinde. Unutulmadı. O benim hayatımın en önemli olaylarından bir tanesidir. Ona çok üzülüyorum ben. Evet sevgili izleyiciler, 14 yaşındaki Begüm Alkan'dan haber alınamıyor. Arkadaşlarımız kızımızın fotoğrafını da verdiler. Üzerinde kimliği yok Begüm'ün. Siyah montu, pembe sweatshirt'ü ve siyah pantolonuyla, beyaz ayakkabılarıyla evden ayrılmış. Son olarak kahverengi bir taytla görüldüğüne dair haberler var, ihbarlar var ancak asılsız çıkmış. Aile tabii ki kızlarının bulunmasını ümit ediyorlar. Baba şöyle bir şey söylemiş hocam. Öfke problemi var kızımın. Ergen olduğu için çabuk kızıyordu ama kesinlikle bize karşı bir şeyi yoktu diyor. Yanında tabii çocuğun çok fazla bir şey de yokmuş. Bu doğru olabilir mi? Yani hiçbir sebep yokken bir çocuk evden kaçar mı? Kaçar. Çünkü bizim ailelerdeki eğitim anlayışımız, çocuklara ve gençlere yaklaşımımız çoğu zaman hatalı. Genellikle anneler, babalar çocuklarına iyi ilişkiler kurmak yerine onu kötülüklerden korumak kastıyla, kötü niyetle değil ama yanlış bir yöntemle, sert ifadelerle çocuğu bastırabiliyorlar. Dolayısıyla bazen hakaret edebiliyorlar, sen yalan söylüyorsun diyebiliyorlar. Yani buna benzer kişiyi bağlayacak bir diyalog kurmaktansa, çocuğu anlayacak bir diyalog kurmaktansa onun düşünemediğini, edemediğini, cahil olduğunu söyleyerek aşağılıyorlar. Bu yaşlarda çocuklarsa kendilerinin fikirlerinin olduğunu ileri sürüyorlar ve bir pek çok da hastalık bulunduruyorlar bünyelerinde ve bunu keşfetmeniz çok zor. Olay ortaya öfke dediğiniz şey. Öfke dediğiniz şey pek çok psikiyatrik hastalığın bir belirtisidir. Bu çok önemli. Yani makyajına falan bakıldığında benim aklıma eski hatıralarım geliyor. Yani bu çocuğun evden kaçtığını, birisi tarafından kandırıldığını, birisiyle birlikte bir yere gittiğini, cebinde parası pulu yoksa ölecek hali yok, yiyecek bir şeyler de bulduğunu, ona yardım eden kötü niyetli insanlar tarafından bir yere kanalize edildiğini, benim de aklıma bunlar kanalize edildiğini, nitekim bir tane vardı, yani Niğde'nin mi? İç Anadolu'da bir bölgede oturan güzelce bir kız Ankara'ya taşınmıştı. Oradan yolu Ankara'da pavyonlara kadar düşmüştü. Ondan sonra da evinde öldürüldü. Evet, 13 Kasım Pazartesi gününden beri çocuğun yanında sadece 300-400 lira ve öğrenci akbili vardı diyor babası. 13 Kasım, bugün 21 Kasım, neredeyse 8 gün oldu. Dediğiniz gibi bu çocuğun tek başına olduğu fikri bana da çok mantıklı gelmiyor. Eğer Begüm bizi duyuyorsa bir şekilde ya da Begüm'e bunu ulaştıracak birileri varsa, bunun hiç kimsenin anne babasından daha çok onu düşünmediğini bilmesini isteriz. Eğer Begüm'ü alıkoyan ya da onun aklına giren bir takım insanlar varsa da doğru yolda olmadığınızı, bir genç kızı bu şekilde yanıltmanın ya da alıkoymanın sizin için hiç iyi sonuçlar doğurmayacağını bilmenizi isteriz. Begüm, eğer bizi duyuyorsan lütfen annenle ve babanla iletişime geç. Begüm'ü gören, bilen, duyan varsa, az önce kıyafetlerini de söyledim. Üzerinde ilk çıktığında hala onlar mı var bilemiyoruz tabii ama siyah bir mont, pembe sweatshirt ve siyah pantolonu olan Begüm'ü gören, duyan herhangi biri varsa lütfen emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyoruz. Ve hocamın dediği gibi, yani araç kullanmak için bile ehliyet sahibi olurken çocuk sahibi olmadan önce neden herhangi insanların bir eğitimden geçmediğini de anlamak mümkün değil. Yani çocuklarla bazen iyi niyetle de olsa konuşurken dediğiniz gibi hiç dönüşü olmayacak hatalar yapabiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi dediğinizin sonucu çıkıyor ortaya. Kızımızda öfke vardı. Çok çabuk kızardı, çok çabuk sinirlenirdi. Ve bunu ergenliğe bağlıyor babası kendince. Annenin, babanın kız üzerindeki ilişkisi kızda bir öfke oluşturuyor aslında. Ve öfkeyi açıkça göstermiyor. Biz buna pasif agresif tutum diyoruz. Pasif agresif tutumla bir başka şekilde ifade ediyor içindeki öfkesini. Yani duvardan böyle bir su borusu geçtiğini düşünün. Patlak bir tarafta, sızıntı başka bir yerde. Onu anlamanız bile çok zor oluyor. Pasif agresif tutumda bu var. Evet. Yani öfkeli bir insanın agresif olmadığını söyleyemeyiz. Evet, şu anda tabii endişeli ve acılı bir anne baba farkında. Yani tabii ki bunları biz hani kimseyi suçlamak anlamında söylemiyoruz ama şunu bir başkası için söyleyelim ki çocuklarımıza bazen yaklaşırken iyi niyetle de olsa hatalar yapabiliyoruz. O yüzden hocamın her zaman vurguladığı gibi herhangi bir ruhsal problem varsa lütfen önce bir psikiyatriste başvurulsun. Onun ihtiyaç görmesi ve yönlendirmesiyle zaten psikologla da iletişim kurulacaktır. Ama şu anda bizim önceliğimiz 14 yaşındaki Begüm Alkan'ın bulunması. Arkadaşların fotoğraflarını da verdiler ekranlara. Lütfen herkesin gözü kulağı açık olsun. Evet hocam, maalesef sırada yine bir cinayet haberimiz var. Kan donduran bir takım ayrıntılar var. Bursa'da bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürmüştü. Yaşanan cinayet sonrasında yürütülen soruşturma tamamlandı. Burak D isimli şahıs ev arkadaşını Murat K'yı ve eczacı kalfası Serdar E'yi öldürdüğünü itiraf etti. Şu anda görüntülerde gördüğünüz kişi Burak D. 40 yaşında. Zanlının Murat K'yi evinde 3 kurşunla başını vücudundan bıçakla ayırıp buzdolabına koyduğu, aynı zamanda balkondaki köpeğini de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Ve yine borcunu ödemesi için otomobiline çağırdığı eczacı kalfası Serdar E'yi de öldürdüğünü ifade etmiş. Yine hakikaten hocam korkunç ayrıntılar var. Yani öldürüp işte kafasını buzdolabına koymak falan, zihnim bunu almakta güçlük çekiyor. Şey vardır ya hukukta bir tabir, canavarca hislerle, canavarca diye. Hisle. Tam ona uyan bir şey. Ya niye buzdolabına koyuyorsun? Ne yapacaksın buzdolabında? Bunun amacı ne? Yani ben burada çok büyük bir ihtimalle bir doktor olarak bir madde kullanımının etkisinde gerçekleştiğini, eczacı kalfasıyla olan ilişkisinin de kendisine ilaç temin etmekte, yani uyuşturucu temin etme noktasında yardım istediğini, oradan da ret cevabı aldığını ve bundan dolayı da onu da öldürdüğünü farzımhal düşünüyorum. Evet. Bu bir gerçek olmayabilir ama benim kafamda böyle bir senaryo var. Bu arada dediğiniz şey doğru olabilir. Bunu bilmiyorum. Bunun altına mı saklanmaya çalıştı ama tabancayı kendisine Kutlu'nun arkadaşı Ersin Kağan'ın verdiğini, Ersin bana silahı al ve Murat'ı öldür dedi, ben de öldürdüm gibi bir ifadesi var. Yani, onun beyni yok muydu? Hiç muhakeme edemedi mi? O dedi de ben vurdum, öldürdüm. Hiç beyinsiz birisi. Buradan giriyor, buradan çıkıyor, tak tetik. Hiçbir muhakeme yok. Çok da inandırıcı gelmedi bana açıkçası. Yani dediğiniz gibi senin beynin yok mu? Bir. İkincisi neden böyle bir şey? Yani ortada ne var ki? Bana küfretti demiş. Küfür öldürmeyi mi gerektiriyor? Yani her küfredeni öldürsek herhalde İstanbul trafiğinde bir sürü cinayet işlenmesi lazım. Çünkü millet habire kavga ederken birbirine küfür ediyor. İstanbul'un yarısı yok olur. Yarısı yok olur, gerçekten öyle. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezasını elbette çekecek. Bu arada eczacı kalfası da, öldürülen eczacı kalfası da, özür dilerim, battaniyede sarılı olarak cesedi aracında bulunmuş. Sonuç olarak cezasını çekecek olması elbette bir nebze de olsa insanı hafifletiyor ama giden gidiyor, geride kalan aileler de tabii perişan oluyor. Tabii şimdi kaç kişi etkileniyor bunlardan? Yani o insanların aileleri, anneleri, babaları, kardeşleri, yakınları böyle bir acı yaşayarak hayatları kökünden değişmiyor mu? Kökünden değişiyor. Kökünden değişen hayatın sebebi kim? Bu katil, bu cani. Hocam bu öfke olabilir mi? Yani bana işte küfretti, öfkelendim, öldürdüm. Şimdi böyle bakın, küfür sonrası bir öfke... Bakın bunların hiçbirisi öldürme motivasyonu sayılamaz. Ne peki bu adamın motivasyonu? Bunun motivasyonu dediğim gibi çok ciddi biçimde suçlu bir karakter taşıması, eğilimli olması ve ben kuvvetle ihtimal bir madde kullanıcısı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Doğrulanır ya da doğrulanmaz. Evet, bu arada tabii o eczacı kalfasını öldürmesi mevzusunda benim de kafamda öyle bir soru işareti oluştu. Yani acaba ondan bir takım ilaçlar mı istedi de alamayınca öldürdü? Yani borcunu istedim diyor. Evet. Yani eczacı kalfası senden borç isteyecekse senin bir dostluğun yok mu? Dost olmayandan borç istenir mi? Borç değil. Bu evet, başka bir şey. Evet, gerçekten orada bir takım soru işaretleri var. Hocam her geçen gün dolandırıcılıklara bir yenisi daha ekleniyor diyoruz ya. Bu sefer Oscar ödülü alacağını düşünmediğimiz bir yöntem var. Şöyle ki, yeni para koparma taktikleri şöyleymiş hocam. Bursa'da gözüne kestirdiği bir arabanın önüne kendini atıyor. Hani ona çarpmış gibi. ve sonrasında da tabii ondan para koparmaya çalışıyor. Görüntülere bakın, yansımış sevgili izleyiciler. Bursa'da gözüne kestiği otomobilin önüne atlayan kadın kimse oralı olmayınca kalkıp uzaklaştı. Tekrar verebilir miyiz sevgili? Evet, ekip arkadaşlarım veriyor. Bakın geliyor, arabanın yavaşladığını görünce adeta arabanın üzerine atlıyor. Maalesef oyunculukta sınıfta kaldığı için de kimse ona inanmıyor. Ama tabii elbette sevgili izleyiciler çok dikkatli olmakta fayda var. Bununla ilgili benim bir arkadaşımın başına gelen bir şeyi anlatayım hocam. Nişantaşı'nda trafikte ilerlerken bir arkadaşım diyor ki aniden dışarıdan bağırma sesi, yani böyle can havliyle bir bağırma sesi geldi. Arabadan, aynadan baktım, bir genç yere oturmuş, bacağını tutmuş. Hemen diyor çıktım, benim bacağımı ezdin, ayağımı ezdin, ayağımın üstünden geçtin diye işte çılgınca bağırıyor, işte polis çağırın vesaire diye haykırıyor diyor. Ben de bir ne yapacağımı şaşırdım. Hani ne yapsam, ambulansı arayayım diyorum. Hayır, polis çağır. Ambulansı istemiyor. Hayır, polis çağır diyor. O sırada da yanından geçen taksici demiş ki hanımefendi sakın inanmayın. Ayağını falan ezmediniz. Bunlar dolandırıcıdır. Yani polise gitmeden bu iş halledelim, sen bana 3-5 kuruş ver diyecek bir sonraki aşamada diye taksici uyarıyor. Yani İstanbul'da da, sadece Bursa'da değil, İstanbul'da da benzer olaylara rastlandığını söyleyebiliriz. Benim başıma aynısı geldi. Gerçekten mi? Evet. Benim başıma aynısı geldi. Bakırköy civarında otomobilimle giderken ah diye bir şey. Ne oldu acaba diye baktım. Ayağımı ezdiniz dedi. Ayağımı ezdiniz benim, bir diğerlerde kıvranıyor adam. Ben şimdi baktım, indim tabii, insan olarak indim. Baktım kırık mırık hiçbir şey yok. Dedim peki gel kardeşim, gel benim arabama bin, gel birlikte hastaneye gidelim, filmini bir çektirelim. Eğer ayağın kırıksa gerekeni yapacağım dedim. Gittik, kırık mırık yok. Kırık mırık yok. Ondan sonra hiçbir şey demeden tasını tarağını topladı ve gitti. Yahu insan bir şeyin üstünden geçse onu anlamaz mı? Çok eskimiş bir şey yani. Evet. Yani bu ama her geçen gün modernize edilerek gündeme geliyor. Evet, evet. Bursa'daki olayda yalnız gerçekten kötü oyunculuk olmuş. Yani arabanın üstüne atlanmış. Bu da işe yaramamış bu kez. Hocam bir soru alalım mı? Oğlum lütfen. 32 yaşında, üniversite mezunu, şu an çalışıyor ama senelerdir kumar oynuyor ve çok da yalan söylüyor demiş. Ne yapmalıyım demiş 32 yaşında biri için. Şimdi bu bela çok ailenin içinde olduğu bir bela. İnanın içinde pek çok meslek adamları var. Kumar bağımlısı haline gelmiş. Bunlardan bir tanesi bir diş hekimi. Diş hekimi inanılmaz biçimde kumar oynuyor. İnanılmaz biçimde çevreye borçlanıyor. Kaybettikçe gidiyor borçlanıyor. Kaybettikçe gidiyor borçlanıyor. Babası bütün malını mülkünü satarak çocuğuna destek olmaya çalışıyor. Ve diş hekimi. Evet. Çok hocam uğraştık. Çok az vaktimiz kaldı. Hızlıca ne yapacağını söyleyelim mi izleyicimize? Doğrudan doğruya bir psikiyatriste önce başvuracaklar. Bir psikiyatriste başvuracaklar. Psikiyatristle beraber çalıştığı bir psikologla da temas kurulacak. Onlar beraber bu işi götürecekler. Yani bunun bir bağımlılık olduğunu söyleyebiliriz, söylüyorsunuz. Dolayısıyla evet, da tedavisi var. Hemen bir psikiyatriste başvurmanızda fayda olduğunu söyleyelim. Hocam bugün yine programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize veda ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün hep acı haberler yaşadık ya. İlginç ama acı. Maalesef. İlginç ama acı. Hiç olmazsa geçmiş günlerde insanların ve bizim de yüzümüzü güldüren şeyler yaşıyorduk. Yani dolayısıyla üzücü haberleri yaşamak ilkenin huzurunu kaçırıyor. Hepimizin huzurunu kaçırıyor. Yani ben izleyicilerimize tedbir almalarını, kapılarına bir zincir yaptırmalarını, eğer içeride yalnızsanız ve yalnız değilseniz bile, tanısanız tanımasanız bile zincirin arkasından konuşmanız gerektiğini hatırlatmak istiyor. Evet. Bugün hep kötü haberler verdik, biz de çok istiyoruz diye haberler vermeyi ama maalesef biz de topluma ayna olmak durumundayız. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.